نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bence Yusarsif'i ortadan kaldırmalıyız. Yusarsif'i öldürmezsek o tapınağa karşı bir güce sahip olacak. O zaman hiçbir şekilde yükselmesinin önünü alamayız. Bence abartıyorsunuz. Bir rüya yorumunu bu kadar büyütmenin alemi yok. Bu şekilde Yusarsif'i kendi elimizle yüceltmiş olmuyor muyuz he? Aldığımız haberlere göre uğradığımız yenilgiyle ilgili söylentiler ülkenin dört bir tarafına yayılmış. Sessiz durursak halk bize karşı harekete geçecek. Yarın Yusarsif için görkemli bir tören düzenlenecek. Halkın arasına dağılın ve Yusarsif'in söylediklerinin şaibeli olduğunu yayın. Halkın ona duyduğu güveni sarsın. Yoksa Hufo'nun dediği gibi karşı durulmaz bir güce erişecektir. Ben Potifar Sarayı'nda Yusarsif'le yıllarca yaşadım. O zamanlar açıktan açığa tanrısından söz etmiyordu. Ancak saray halkı bilinçsizce onu ve tanrısını seviyorlardı. Onun yüzünden tapınağa gelmeyi ve Amon'a hediye getirmeyi aksatıyorlardı. Pekala. Gidin yarınki törene hazırlanın. Batıdan geliyorlar. Üçüncü Amonutep'i gömmeye gitmişlerdi. Tabii ya, haklısın. Mumyalanmasından 40 gün geçti. Ben kralımız dördüncü Amonutep'i seviyorum. Savaştan ve öldürmekten nefret ettiğini duydum. Ama Amon'dan nefret ettiği için ben de ondan nefret ediyorum.
Amon Hutep çok şefkatli ve nazik diyorlar. Umarım fakirleri zenginlere tercih etmez. Baş danışman Yüzelzif bu mu? Evet, tapınağın bütün rüya yorumcularını bozguna uğratan büyük yorumcu işte bu. Ne kadar güzel ve çekici bir yüzü var. Ne kadar merhametli ve dingin görünüyor. Yusuf! Kes sesini aptal! Amon Hutep geçerken herkes sessiz olmalı. Ben 4. Amon Hutep, Büyük Mısır Kralı, Rüya Yorumcusu Bilge Yuzarsif'i baş danışmanım ve Mısır tarımından sorumlu vezir olarak atıyorum. Ayrıca o bugün Mısır'ın en yüksek derecesi olan altın derecesine yükseltilecektir. Ben Mısır kralına bana duyduğu güvenden dolayı teşekkür ediyorum.
Az önce kralımız beni altın derecesiyle ödüllendirirken belleğimden bir hatıra canlandı. Potifar'ın sarayındayken hanımefendi Züleyha'nın nedimesi Karimam'a beni küçümsemek istediği zaman bana göçebe, koyun çobanı derdi. Ekselansları kralımız beni Mısır'ın hazinedarı ve tarım sorumlusu olarak atayınca kendi kendime koyun güden bir çoban bu mesuliyeti nasıl taşır dedim. Seni elime geçirirsem bir an bile tereddüt etmeyeceğim, inan bana. Eğer izin verirseniz sizinle bildiğim gibi konuşmak isterim. Ben kendimi Mısır halkının hizmetkarı olarak görürüm. Bunun dışındaki sıfatlar bu gerçeği değiştirmez. Siz Mısır halkından bu vazifemi layıkıyla yerine getirebilmem için bana yardım etmenizi istiyorum. Mısır'ı 7 yıllık bir bolluk ve bereketin ardından amansız bir kuraklığın ve kıtlığın beklediğini hepiniz az çok duymuşsunuzdur. Ben size söz veriyorum. Eğer taşın üzerine tohum saçarsanız yeşerecektir. Şu halde bugünden itibaren elinizden geldiğince ekin. Daha çok buğday ekip ülkenin ambarlarına daha çok buğday teslim eden çiftçiler aşamalı olarak ekip dikecekleri bir toprağa sahip olacaklar. Bütün toprakların kralımıza ait olduğunu biliyorum. Bu konuda size daha sonra açıklama yapacağım. Halktan topladığınız buğdayı daha pahalı bir fiyatla yine halka satmayacağınız ne malum peki? Buğdayın alışı ve satışı, toplanıp depolanması tarafınızdan seçilecek olan görevliler eliyle yapılacaktır. Devlet memurları sadece nezaret edeceklerdir. Ambarlarınızda bir yılda tüketebileceğiniz ve ekimde kullanabileceğiniz kadar buğdayı depolayın. Geriye kalanını yetkililere teslim edin. Eğer siz kudretli ve liyakat sahibi yöneticiler olursanız, halk da aldığınız kararları sahiplenir. Sizi destekler, merak etmeyin. Ancak böyle olur. Halk yönetimin işlerini denetlerse, yönetime yardımcı olur. Habersiz olurlarsa, İlgisiz kalırlar. Sanki size cevap verdi. Herkes kendi buğdayını depolayabilir, öyle değil mi? Neden size versin ki? Biz yakın gelecekte buğdayı depolamak için büyük imkanlar oluşturacağız. Şüphesiz herkes buğdayını yanında tutabilir tabii. Ancak herhangi bir nedenle buğday çürürse Mısır yönetimi ona hiç buğday vermez. Biz kendisinden buğday aldığımız kişiye yine buğday vereceğiz. Çiftçiler buğdaylarını yönetime teslim etmekle hem arazi sahibi olacak hem de kendilerini kıtlık tehlikesinden kurtaracak. Bu saçmalık! İnsanlar nasıl Mısır'ın dört bir tarafından buğday getirip size teslim edecek? Taşımada kolaylık sağlamak ve buğday tayınını dağıtmak için her şehre silolar inşa edeceğiz ki halk sıkıntıya düşmesin. Sözlerini duydu sanki. Kıtlıkla mücadele etmek için biz bir takım tedbirler aldık ki bunları daha sonra sizlerle de paylaşacağız. Hey!
Ah, niçin gidip Yüzersif'le konuşmadık acaba? Birincisi izin vermezlerdi. İkincisi, Yüzersif'in sizinle konuşacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca ona ne söyleyecektin ki? Onu sevdiğini mi? Yoksa ona onu neden yıllarca zindanda tuttuğunu mu anlatacaktın, söylesene. Yüzersif bütün çiftçilerin Amon-Hutep'e ait araziler üzerinde tarım yaptığını bilmiyor mu? Yüzersif tecrübesiz bir genç. O bu davranışıyla Mısır yönetiminin altını oyuyor. Devlete ait topraklar halka bırakılırsa Mısır kralı gücünü kaybeder. Zayıflar. Ama Amon tapınağının serveti ve bütün tarım arazileri yerli yerinde duracak. Bu durumda Yüzersif'in tarım sahasında yapacağı reformlara engel olmayalım. Yalnızca onun devlet işlerinde güçlenmesine engel olalım, böyle düşünüyorum. Eğer zekice davranırsak, Yüzersif'in gözden düşmesine zemin hazırlayabiliriz. Saraydaki... Saraydaki önemli kişileri kendi yanımıza çekmeliyiz. Mesela kimleri efendimiz? Birincisi saray muhafızları komutanı Hürrem Hop. İkincisi efendim? Amon-Hutep'in annesi kraliçe Tit. İşbirliği yapacaklarını düşünüyor musunuz? Bizim ortaya koyacağımız çabaya bağlı bu. Hürrem Hop ve kraliçe Tit bizimle işbirliği yaparlarsa Yüzersif'in yenilgisi kaçınılmaz olur. İnarus! Allah'ın selamı üzerine olsun İnarus! Siz burada ne arıyorsunuz? Biz serbest bırakıldık artık İnarus. Serbesttir. Haberim var. Haberim var. Serbest bırakıldığınızı biliyorum. Yüzersif'i görmeye mi geldiniz? Evet, abi evet. Bunu çok istiyoruz. Tamam, merak etmeyin. Burada bekleyin. Kendisine haber vereceğim. Bekleyin. Sen nerelerdesin? Yüzersif Hazretleri seni bekliyor. Beni mi bekliyor? Evet, sen Malik değil misin? Evet, evet benim. Malik. Ser oğlum Malik. Pekala. Sen de burada diğerleriyle birlikte bekle. Geri döneceğim. Efendim, müsaadenizle. Ne oldu İnarus? Anlat. Zavira zindanındaki tutuklular sizinle görüşmek istiyor. Onları kabul edecek misiniz? Nihayet geldiler. Hepsini hemen yanıma getir. Bu arada Seheroğlu Malik'i de buldum efendim. Nerede o? O da eski mahkumların yanında sizi bekliyor. Ben onları görmeye gideceğim. Siz burada ne yapıyorsunuz? Selam. Selam olsun. Biz bütün varlığımızla sana hizmet etmeye selam geldik olsun. Yüzersif Hazretleri. Artık dışarıdayız. Evet. Thank you.
Malik. Sen burada ne arıyorsun? Niçin böyle dağınıksın? Evet, benim Allah'ın peygamberi. Benim. Malik, seni yıllar önce esir olarak satan Malik. Ne diyorsun Malik? Ben hiç esirlere benziyor muyum? Hayır, Allah'ın yardımıyla özgürlere ve ulu kişilere benziyorsun. Esir ve avare olan benim. Seni sattım o günden beri, 20 yıldır tepsi terk edemedim. Ne yaptıysam sizden bir türlü kopamadım. Niçin böyle yaptın? Ben ticaret için Mısır'a geldiğini sandım. Seni bu kadar üzdüğüm için Allah beni bağışlasın Malik. Ama ben hala Allah'ın peygamberini sattığım için günahkar olduğumu hissediyorum. Ama bu kötü bir alışveriş değildi. Sen Yusuf'u satıp onun sevgisini kazandın. Ben de esir geldim ve vezir oldum. Ben geçmişi telafi etmek için burada kaldım. Sizi bırakamam artık, anlıyor musunuz? Bana bir borcun yok. Ancak Allah'ın bana verdiği vazifede bana yardım edebilirsin. Evet. Hepinizin yardımına ihtiyacım var. Biz bütün varlığımızla sana hizmet etmeye geldik Yüzarsif Hazretleri. Yüzarsif Hazretleri, İzin verirseniz biz hep yanınızda olmak isteriz. Biliyoruz, elimizden başka bir iş gelmez. Ancak elimizden geleni asla esirgemeyeceğiz. Emretmeniz yeterli. Siz yeter ki emredin. Biz canımızı bile veririz. Size her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Bence yıllarca zindanda tutuklu kalmam, aranızda bulunmam böyle bir gün içindi. Mısır işlerini yürütmede bana yardım etmelisiniz. Gelin benimle. Peki biz bu kıyafetlerle mi içeri gireceğiz? Ayna gibi saf ve şeffaf olan kalplerinizi görüyorum. Dış görünümünüzün ne önemi var? Gelin. Amonhotep'in sarayı kimlere kalmış? Kumandan Hurem Hop'a selam. Ne oldu Apoki? Başrahip Ankh-Mahu mümkünse sizinle tapınakta görüşmek istiyor. Niçin? Benim bir bilgim yok. Yalnızca sizinle görüşmek istediklerini söylediler. Pekala. Kendilerini görmeye gideceğim. Gelin. Gelin. Evet. Sizi özgür görmekten dolayı ben de çok mutluyum. Yüzarsif Hazretleri, Meme Sabu sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Hanımefendi Züleyha beni serbest bıraktı. Hanımefendi Züleyha beni özgür bıraktı. Hanımefendi Züleyha özgür bırakmayı da biliyormuş demek. İşi zindana atmak değilmiş sadece. Allah onu kendi zindanından kurtarsın.
O nefsinin isteklerine ulaşmak için birçok kişinin onuruyla oynadı. Efendim, biçare Potifar'ın büyük acılar çektiğini biliyorum. Yusuf Hazretleri, Potifar ve Züleyha'yı cezalandırmayacak mısın? Onlardan intikam almalısın. Onlar cezalandırılmalı. Ben onları bağışladım. Allah da bağışlasın. Sadece beni görmelerini istemiyorum. Yani onları utandırıp üzülmelerini istemiyorum. İnarus. Buyurun efendim. Senden dostlarımızın giyim kuşamları ile ilgilenmeni istiyorum. İnarus'la gidin. Sizi bekliyorum. Benimle gelin. Allah'ın inayet ederiz. Yüzasın. Evet eski dostum, anlat bakalım nasıl serbest bırakıldın? Hanımefendi Züleyha tarafınızdan serbest bırakıldıktan sonra saraya döndü ve sizinle olan eski yakınlığın hatırına beni serbest bıraktı. Potifar Hazretleri ne yapıyor? Hasta olduğunu duydum. Evet öyle, çok acı çekiyor. Durumu iyi değil. Size reva gördüğü o zulümden dolayı hep acı çekiyor efendim. Allah ona şifa versin. Efendim, az önce ben Kainapoki'yi Huremop'la konuşurken gördüm. Kahin Apoki'nin Amonhotep Sarayı'nda ne işi var? Huremhop'u ayartmaya çalışıyor olmasınlar? Onun saraya gidip gelmesi tehlikeli. Hiç şüphesiz sarayın sırlarını tapınağa taşıyacak. Onu tespit ettiğimiz için artık bir tehlike oluşturmaz. Onun sayesinde tapınağın saraydaki uzantılarını ortaya çıkarabiliriz. Onu izleyin. Emredersiniz efendim. Bundan böyle bana eğilme. Buna alışmışım efendim. Bu alışkanlığı bırak. Emredersiniz. Huremhop içeri girmek için emrinizi bekliyor efendim. İçeri girmesini söyleyin. Tanrıların hizmetkarı, Amon Tapınağı'nın baş kahini Ankh-Mahu'ya selam. Amonhotep Sarayı'nın yetenekli komutanı Huremhop'a selam. Gel, gel yanımızda otur. Kahin Apoki benimle görüşmek istediğinizi söyledi. Ben de emrinize itaat ettim. Minnettarım bizi... Bizi sevindirdin. Kafamı kurcalayan bir konu vardı da sizinle paylaşmayı gerekli gördüm. Ben Amonhotep'in genç danışmanının geçmişini araştırdım. Adı neydi onun? Yuzarsif. Evet, Yuzarsif efendim. Evet, işte o Yuzarsif. Daha çocukken Potifar Sarayı'nda yaşarken tanrılarımıza inanmıyormuş. Görünmeyen bir tanrıya tapıyormuş. Açıktır ki iktidar sahibi olursa tapınakla mücadele etmekten geri durmayacaktır. Ayrıca
O bir yabancı, Kenan diyarındandır. Mısır gibi eski bir ülkenin yönetiminde bir yabancının bulunması büyük bir utançtır. Bir Amon düşmanı, Amon'un kenti olan Tebs'te bizi yönetiyor. Amon'un sadık takipçisi olan sizden, Yusarsif'in sarayda güçlenmesine izin vermemenizi istiyorum. Böyle giderse hiç şüpheniz olmasın, yakında Amon-Hutep'in yerini alacak. Ben Mısır'ı seviyorum. Amon'a da tapıyorum. Size ve tapınağa da saygı duyuyorum. Elimden geleni de esirgemeyeceğim. Ama Amon-Hutep'e olan bağlılığımı da unutamam. Bunu biliyorsunuz efendim. Seninle aynı fikirdeyim. Ama Yusarsif ne Mısır'dır, ne de tapınak, ne de Amon-Hutep'tir. Mısır'da dinimize inanmayan bir yabancının güç kazanmasından rahatsız olduğunuzu da biliyoruz efendim. Biz de çok rahatsızız. Belki içindekileri dışarı yansıtamıyorsun. Size açıkça söyleyeyim, biz senin gibi güçlü ve inançlı bir yiğidin, ecdadımızdan kalan bu topraklarda Potifar'ın yerine bir yabancının değil, senin geçmeni istiyoruz. Kuşkusuz biliyorsunuz ki Potifar çok hasta. Züleyha ve Yusarsif tarafından aldığı ruhsal darbelerden dolayı çok fazla yaşayamayacak. Hiç kimse güce sırtını çevirmez. Ve hiç kimse de öz vatanında yabancıların güçlenmesinden hoşlanmaz. Pekala. Madem öyle, tapınak layık olduğunuz makama ulaşmak için size yardım edecek bir takım imkanlara sahiptir. Yusarsif hakkında şunu söyleyeyim. Amon-Hutep'in onayını aldığı ve herhangi bir ihanete karışmadığı sürece ona karşı gelmeyeceğim. Açıktır ki ihanet bütün yönleriyle göz önünde bulundurulmalı. Tapınak ve Amon'a ihanet unutulmamalıdır. Yusarsif'in Amon'a ve tapınağa düşman olduğu açıktır. Bu düşmanlığı saklama gereği bile duymuyor. Bunu kabul ediyorum. Potifar Hazretlerinin durumu hiç iyi değil. Ona heyecanlanmayı ve sinirlenmeyi yasaklamıştım. Ona iyi gelmiyor. Ama açıkça görüyorum ki o beni dinlemiyor. Huzur içinde ve sakin olmalı. Kendisi için hazırladığım ilaçları aksatmadan almalı. Sizin durumunuz da pek iyi görünmüyor. Kendinize dikkat edin. Sinohe'nin getirdiği ilaçları Potifar Hazretleri için hazırlayın ve sarayda tam bir sessizlik sağlayın lütfen. Senin varlığın herkesten çok benim kalbimi incitiyor. Sen olmasan ben huzur bulurum.
Böyle bir zamanda bana huzur verecek kişi Yüzersif'ti. Ancak Züleyha'nın rezaleti ve kendi aptallığımdan dolayı onu kaybettim. Şimdi burada tek başıma yapayalnız dünyayı terk edip batıya gideceğim. Efendim, affedersiniz. Ana kraliçe Tiğ ikinci kişi efendim. Kahin Apoki'yi kraliçe Tiğ'nin odasına girerken ve çıkarken gördüm efendim. Şu halde onu da Hürrem Hop gibi Ankh-Mahu'nun yanına davet etmişlerdir. Onlarla Ankh-Mahu arasında nelerin konuşulduğunu nasıl anlayacağız? Bu çok açık. Onlar Yusuf'un Mısır yönetimine karışmamasını istiyorlar. Mümkünse kralın beni azletmesini sağlamaya çalışacaklar. Komplolarından nasıl haberdar olacağız? Endişelenme. Eğer Allah dilerse bir yolunu buluruz. Efendim, dostlarınız içeri girmek istiyorlar. Evet, gerçekten çok güzel kıyafetler değil mi? Evet dostlarım. Bembeyaz. İyi dinleyin. Yapmanız gereken birkaç önemli şey var. Birincisi, bilgili ve deneyimli olan Malik hepinizden sorumlu olacaktır. Bundan böyle Malik ve Mimi Sabu sizinle benim aramdaki irtibatı sağlayacak. İkinci husus da şudur. Biz Amon Tapınağı'yla savaş halindeyiz. Ve onlar bizi yok etmek istiyor. Uyanık olmazsanız düşman bize ağır darbeler indirir. İlk işiniz Amon Tapınağı'na hizmet eden rahip ve kahinleri Amon-Hutep'in rüyasını yorumlamada uğradıkları başarısızlığı ve biricik Allah'ın Mısır tanrılarına galip geldiğini her tarafa yaymaktır. Bu durumdan birçoklarının haberi yok. Bu girişim halkın Amon'a ve Amon tapınağına olan inancını zayıflatabilir. Benim gözüm ve kulağım olarak fırsatçıların buğdaydan kâr etmesini ve kâhinlerin devlete karşı hareketlerinden beni zamanında haberdar etmelisiniz ki gerekeni yapabilelim. Dördüncüsü ise geniş ölçüde ekim yapabilmemiz için çok tohuma ihtiyacımız var. Siz dostlarımdan Mısır'da mevcut olan buğdayın miktarını tespit edip beni haberdar etmenizi istiyorum. Gelecekte daha ağır sorumluluklar alacaksınız ki bunları daha sonra söyleyeceğim. İnaruz, Mimi Sabu, yorgun olan dostlarımızın kalacak bir yere ihtiyaçları var. Onlara temin edin. Allah sizi korusun. Görüşmek üzere. Minnettarız efendim. Size minnettarız efendim. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Sen dünya görmüş deneyimli birisin. İşleri çekip çevirmemde benim yardımcım olmanı istiyorum. Senin gibi bir danışmana ihtiyacım var. Bundan önce birçok kafileye rehberlik yaptım ama bundan sonra... Allah'ın peygamberi benim rehberim olacak. Her buyruğunuza canı gönülden itaat edeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın efendim.
Ölen 3. Amonhotep zamanında amacımıza ulaşmak için hiçbir şeyin sizi durduramayacağını kanıtlamış bulunuyorsunuz. Ben bu Nedimen vesilesiyle yasalara karşı gelmekten ve despotça davranmaktan vazgeçmenizi istedim. Amonhotep'in gazabına uğramadan ondan özür dileyin dedim ama siz komplo kurmayı tercih ettiniz. Neredeyse kocamı, oğlumu ve beni topluca öldürecektiniz. Zavallı Apophis o komplonun kurbanı oldu. Kraliçemiz şu anda öfkeliler ama gerçek buyurduğunuz gibi değil. Bize iftira ettiler. O olayda suçlu Apophis'in kendisiydi. Her neyse, karar verici oğlum Amonhotep'tir. Ben kesinlikle onun işine karışamam. Şu anda mesele başka bir şey. Ben bir yabancının, tanrılara düşman olan birinin eski Mısır ülkesine hakim olmaması gerektiğini söylüyorum. Yuzarsif Mısır'ın bütün parasını buğday satın almak için harcarsa ne olur biliyor musunuz? Söyleyeyim, birkaç yıl sonra fakir ve korumasız ülke haline geleceğiz. O zaman komşularımız bize rahatlıkla saldırabilecek. Askerleri donatmak için bile para bulamayacağız. Hem de hiç bulamayacağız. Buğday depolamaktan yalnızca bir avuç zengin, sermaye sahipleri yararlanacak. Biliyorsunuz, bir avuç aptal çiftçi daha sonra yalvararak alacağı buğdayı devlete bedava vermeyecektir. Kraliçem, bunlar gençlerin gördüğü hayaller. Engel olun lütfen. Ben her şeyi açık bir şekilde size söylüyorum kraliçem. Anlayış gösterin. Varsayalım ki sözleriniz doğru. Benim elimden ne gelir? Genç Amonhotep size saygı duyuyor. Ona nasihat edin. Mısır'ın güçlü gençleri ve bilgin yaşlıları ölmüş mü ki Kenanlı bir koyun çobanı bize hükmediyor? Ama Amonhotep Yuzarsif'i seviyor. Sözlerime değer vereceğini hiç sanmıyorum. Yuzarsif'in yönetimi ele geçirmek istediğini bilirseniz ne yaparsınız? Yönetimi elinde tutmak için Amonhotep'i öldürmekten çekinmediğini bilirseniz ne yaparsınız? Bana şimdi inanmıyor olabilirsiniz ama biliniz ki bu genç komplolar hazırlamaktadır. Bir avuç tutukluyu getirip bütün işleri onlara teslim ettiğinden haberiniz var mıydı acaba? Hürrem Hop gibi güçlü ve yetenekli adamlarımız yetersiz mi ki onun gibilerini Yuzarsif'in yerine atamıyorlar. Bunları sizi gerçekten düşündüğüm için söyledim. Gerisi size kalmış. Bu görüşmeden kimsenin haberi olmamalıdır. Zira yalan yanlış yorumlar alır başını gider ve ben bütün bunlara cevap veremem. Kimin hain ve kimin hizmetçi olduğunu bilmiyorum. Gidip Amonhotep'le konuşmalıyım. Her halükarda bir yabancı Mısır'ın mukadderatına hakim olmamalı. İnaros. Sana haberlerim var.
Evet, seni dinliyorum. Bana ne anlatacaksın? Beni çok dikkatli dinle. Bu çok önemli. Bence Yüzer Sıfe komple hazırlıyorlar. Onların söylediklerini duydum. Bunu duyduğuna emin misin? Onlar konuşurken ben de kapının önünde bekliyordum. Bundan ben de şüpheleniyordum. Tam olarak ne konuştular? Yüzer Sıfe'nin arkasından kötü işler çeviriyorlar. Pekala. Sen gidebilirsin. Yüzer Sıfe Hazretlerini haberdar edeceğimden emin olabilirsin. Şimdi sen git. Sen onu azletmelisin. Neden anne? Yüzer Sıfe'nin hatası ve suçu nedir? Bu utanç vericidir. Tebs'te, Tanrı Amon'un kentinde halkının tamamı bütün varlığıyla Amon'a taparken bir Amon düşmanının güç kazanması doğru mu sence? Ben Yüzer Sıfe'nin güç peşinde koştuğunu sanmıyorum. Yüzer Sıfe için azledilip edilmemek aynıdır. Ona ihtiyacı olan biziz. Mısır'ı krizden kurtaracak tek kişi Yüzer Sıfe'dir. Mısır'da hiç adam kalmadı mı ki kendi ülkemizi yönetmek için dinimize inanmayan bir yabancının eteğine yapıştık? Niçin Hürrem Hop gibi güçlü adamlardan istifade etmiyorsun? Neden Yüzer Sıfe'nin bir avuç tutukluyu görevlendirmesine ses çıkartmıyorsun? Ben de Hürrem Hop'u seviyorum ve yeteneklerinden haberdarım. Ama herkes bir iş için yaratılmıştır. Bu arada Zavira tutukluları yıllarca Yüzer Sıfe'nin eğitiminden geçmiş. Artık o eski tutuklular değiller. Bu tutuklular eski suçları için pişmanlık duyuyor. Ve şimdi güçlü memurlarımız haline geldiler. Ben babamın dönemini idrak ettim. Yıllarca yönetimde söz sahibiydim. Ne söylüyorsam senin ve Mısır yönetiminin iyiliği içindir. O bütün sermayeni çarçur edecek. Buğday satın almak için Mısır hazinesini boşaltmanın Mısır'ı ne kadar zayıflatacağını bilmiyor musun? Kraliyet arazilerini çiftçilere bağışlamanın seni ne kadar güçsüzleştireceğini ve tüm servetini heder edeceğini bilmiyor musun yoksa? Endişenize hak veriyorum. Ortaya attığınız bu sorunlara Yüzer Sıfe'nin verecek bir cevabı olmazsa onu azledeceğim. Beni ikna edecek kanıtlar ortaya koymalı. Size söz veriyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Yönetimi ele geçirmek için seni bile ortadan kaldırabilir o. Sakın bu söylediklerimi aklından çıkarma. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Bunu sadece ben söylemiyorum. Tapınak rahipleri de aynı kanıda. Bunlar hiçbir entrikadan geri durmaz.